Galatasaraylı olmak bir aidiyet duygusudur. Kendinizi büyük bir ailenin parçası olarak hissetmek, her zaman için yanınızda olan bir topluluğun varlığını bilmek demektir. Galatasaraylı olmak, her zaman için dimdik ayakta durmak, mücadele etmek ve güçlü olmaktır. Çünkü Galatasaraylı olmak, yenilgiyi kabul etmeyen ve başarıya odaklanan bir ruh halini temsil eder. Galatasaraylı olmak aynı zamanda bir mirasın parçası olmaktır. Bu miras kulüp tarihindeki unutulmaz başarılar, büyük isimler ve emsalsiz anılarla doludur. Bu mirasa sahip çıkmak ve daha da ileriye taşımak tüm Galatasaraylıların görev ve sorumluluğundadır. Şampiyonluk kimin umrunda? Ne iki kupa ne de Avrupa. Hepsi gelip geçici heves, bizim aşkımız sana. Bugün 90 dakika Arman, Forman ve hiç susmadan senin adını haykıracak büyük Galatasaray taraftarı için savaş. Seni koşulsuz seven büyük taraftarın her daim yanında. Biz buradayız, yine varız. Kafamız çok güzel. Osmanlı Tüner Ferah ve oğlu aşık sana. Galatasaray bir his takımıdır. Galatasaray. Vay vay. Muslera! 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 Arkadaşlar ilk yarı bitti. Maalesef ki ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Kerem Aktürkoğlu özellikle hiç beklemiyordum böyle bir performans Kerem'den. Aldı Tarık'ı öldürdü. Onun dışında Mertens biraz iyiydi, fena değildi. Bakalım ikinci yarı inşallah beklediğimiz golü bulacağız. Çünkü bu maçı kaybettiğimizi düşünmek bile istemiyorum. Atıyorlar kendi ya. Adam gibi oynayın. Ayağa kalkın. Adam gibi oynayın.
Arkadaşlar stadyumdan ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü işe yetişmem gerekiyor. Dakika 90 itibariyle stadyumdan çıktım. 11'de işte olmam gerekiyor o yüzden. Dediğim gibi erken çıktım. İnşallah gol yemeyiz. Kaç dakika uzatma verildi bilmiyorum. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan beni takip edin. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bunlar benim için önemli. O değil de şimdi birine sordum. 12 dakika uzatma vermiş. 12 dakika izleyemeyeceğim maç maalesef. Valla ne olacak maçın geriye kalanlarında ben de merak ediyorum. Arkadaşlar penaltı kullanacağız. Şu anda metro beklerken bir abi penaltı kullanacağımızı söyledi. Bakalım inşallah gol atarız ve 2-0 olur. Bence penaltı bence. Penaltı. Bence bari sığlar. Onu uzatmasın. İnşallah atarız ya. Hadi Zaniola be. Atmıyorlar ki top adama. O ne yapsın? Hadi Roma'yı yakacağız. Hadi Zaniola. Zaniola. Abi ne stres çektik bugün ya. Dakika 85'e kadar gol gelmedi. Sonra gol attık. Stat'tan ayrılmak zorunda kaldım maalesef. İş dolayısıyla. Şimdi Zaniola penaltıdan attı. Sıkıntı yok. Çekip çekememen umurumda bile değil. Kazanalım maçı. Benim için şu anda tek önemli olan o. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Çoğu kişi izliyor ama abone olmuyor maalesef. Diğer maçlara gitmemi istiyorsanız özellikle çarşamba günü Başakşehir'le Ziraat maçımız var. Ona da gitmemi istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala da abone olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.